Arkadaşlar merhaba. Bunlar her yıl diktiğimiz domatesler. En yukarıda fasulyelerimiz var. Altta biberlerimiz var. Patlıcanlar var. Mısır, kavun, karpuz hepsini birlikte ektik. Şimdi diktiğimiz, ektiğimiz domateslerde tohum çok önemli. Aldığımız fideler, fide alırsak eğer, toprağımızla uyumlu olmayabilir ki çoğu zaman olmaz. Domatesten tohum nasıl alınır? Bunu tohumdan alıp dikiyoruz biz. Her sene kendi tohumumuzdan. Ve bu şekilde veriyor. Bakın altta domatesler var. Üste doğru gidiyor, çiçek açıyor. Aynı şekilde diğer tarafta çok bol domates veriyor. Neden bu? Bitki yöremize, toprağımıza uyum sağlamıştır. Bu şekilde 3-5 sene alıp arka arkaya dikersek ikinci sene bile çok kaliteli bir tohumumuz oluyor. Çiçek açıyor, çiçeğini dökmüyor. Domatese dönüşüyor. Hastalık olmuyor. Toprağa tam adapte oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi domateste ilk açan çiçekler var. Bunlar koparılır. Bunları koparmayacağız. İlk açan çiçekleri. Hani 2-3 kökte bunu yapsak yeterli. Üzerinde iyice kızarmasını bekliyoruz. Kıpkırmızı oluyor. Biraz yumuşuyor. Bunları alıp kesip çekirdeklerini çıkarıp yıkıyoruz, süzüyoruz. Kurutup bir kavanoza koyup üzerine de biraz pamuk korsanız veya peçete nemini alır. Seneye bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Kendimize ait, yöremize uygun, yüksek verimli bir domatesimiz olur. Neden oluyor? Şimdi bitki ilk açan çiçek, bitkide ilk açan çiçek toprağa en yakın olandır. Buna diyelim arı da ana arı gibi. Bunun amacı üremektir. Bu en iyi besini bu alır. En çok besini bu alır. En çok suyu bu alır. En iyi bu gelişir. Bunun amacı sadece neslini devam ettirmektir. Ve bundan çok kaliteli tohumu elde ederiz. Yüksek dallardan alırsak bu olmaz. Çünkü buraya besin yükseğe daha zor çıkar. Su daha zor çıkar. Ama bundan ilk besini alan bitkiden ve hava şartları da müsaittir. İlk aldığımızda sıcaklar geldiğinde bunlar o kadar verimli olmaz. İlk çıkanlar en iyileridir. En verimlilerdir. En iyileridir. Bu şekilde alırsak ilk çıkan çiçeklerden kendimize ait, yöremize uygun tohumlarımız olur. Domatesin vermeme, çiçek dökme, çiçek açmak gibi problemleri kalmaz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.